Manşete hoş geldiniz. Ne kadar hoş gelinebilirse birkaç haftadır aynı şeyi söylüyorum. Dünya ve Türkiye maalesef yavaş yavaş ilgisini kaybetmeye başlamışken deprem bölgesine Hatay'dan iki yeni sarsıntı haberi geldi ve bu sarsıntılar da bir takım binaları yıktı ve içindekilerle beraber insanlar bir kere daha yardım çığlıkları attılar. Toplumun olmadığı yerde devlet, devletin olmadığı yerde toplum devreye girer ya. Burada ikisinde de sorun vardı bu son depremlerde ve toplum olarak ne kadar yalnız olduğunu hissetti insanlar. Yurt dışındakiler de çaresiz, ne yapacağını bilemiyor. Fakat e, şunu gördük şu 15 günlük e, uygulamada, provada ne derseniz. Türkiye deprem ülkesi fakat deprem gerçeğiyle yaşamaya hazır değil ya da hala deprem gerçeğini kabul etmeyen bir tarafımız var. Yani enkazı kaldıran 15 gün sonra o kalkan enkazın üzerine tekrar aynı betonarme er beton yapıları yapmayı düşünen ve elini yıkayıp çıkmaya çalışan falan bir devlet. Öbür tarafta depremzedelere sahip çıkmadığı gibi Kira fiyatlarını artıran falan bir vatandaş elbette yardım götürenleri bölgeye koşanları yok saymıyorum var ama önceki depremlerin önceki afetlerin yanında son derece cılız zaten bile şu var onu da kınamayalım kafayı kaldırana devlet çöküyor kafayı kaldırana devlet basıyor yani bir iki ismini bile zikretmemeye değer e, e, görmüyorum bir iki böyle sivil inisiyatif vardı onlar da kendilerine gelen yap, e, yardımı büyük çoğunlukla e, devletin gösterdiği afada aktardılar. Sen niye ortaya çıktın ki o zaman? Yani. Ama işte ne diyeceksiniz? Yani korku yani onlara da korkusu, onları da tehdit ediyorlar. Onları da seni bitiririz diyorlar. Haklarındaki soruşturmaları, evrakları falan gösteriyorlar. Neyse bir iki kere bir ikisini gözaltına alıyorlar, bırakıyorlar. O da diyor ki ben bana gelen yardımları afada aktarıyorum. Sen niye varsın ki o zaman? Yani. Ama işte bunu soramıyorsunuz. <laughs> Esasen e, böyle bir ortamda, e, böyle bir yani devletin e, demir yumrukla yönettiği ülkelerde Türkiye gibi bir sivil inisiyatifin ortaya çıkması da zordur yani. Oradan bir kahraman beklemek de pek mümkün değildir. Hatay depremini konuşarak, son Hatay depremlerini konuşarak e, başladık ve onunla devam edeceğiz. Esasen her şey... Yani her şey söylenmişti, bütün uyarılar yapılmıştı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Son iki hafta önce, son iki haftaki pratik bize gösterdi ki Türkiye bir deprem ülkesi. Fakat bu büyük depremlerden dahi çıkarılması gereken dersler çıkarılmamış. Hala bildiğimizi okuyoruz. Hala yani insanlar hala bildiğini okuyor. Yani bir anlamda çaresizlik de bu. E şunu demiyorum elbette ya ne halleri varsa görsünler ne yapalım kendi düşeni ağlamaz ya diyemezsiniz bunu. Orası bizim memleketimiz orada yaşayan insanlar bizim yakınlarımız, akrabalarımız, soydaşımız, bizim milletimiz içinden çıktığımız toplum. Deprem riski olan şehirleri tek tek saydı birkaç gün önceki haber. Naci görür İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Hakkari, Erzincan, Bingöl... Adana ve Hatay riskli demiş. Adana ve Hatay riskli demiş. Yıkılan yani son depremden sonra söylüyor bunu. Hatay Üniversitesi öğretim üyesi Ali Utku Şahin 2020'de yazdığı raporda 52 bin bina yıkılacak 30 bin can kaybı olacak diyor. Hatay Üniversitesi'nden Ali Utku Şahin 2020'de Hatay için hazırlamış bunu. Genel bir uyarı. Maden tetkik arama. Diri fay haritasını güncellemiş. Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Manisa, Muğla, Kocaeli, Kocaeli Konya, Osmanlı, Tokat, Kahramanmaraş tehlikede. Hala öyle yani. Sonra senin İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Utanır insan. 3,5 sene evvel burada defaatle söyledik. Ekim 2019'da Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,5 şiddet 7,5 büyüklüğündeki deprem tatbikatını yapıyorsunuz. Simülasyonunu yapıyorsunuz. Sonra da hazırlığımız İstanbul depremi. İstanbul depremine hazırlanıyordun da niye gittin Kahramanmaraş Pazarcık'ta? Pazarcık merkezli depremi tatbikatını yaptın orada. 9-10-11 Ekim 2019'da. Hikaye anlatıyorlar. Ama doğrusunu vali, koordinatör vali söyledi. Osman Bilgin devlet olarak geç gelmişsek sizlerden özür diliyoruz. Bir başka ebleh de işte imar affı teklifi vermişti. Mecliste bekliyor. Sonra da utanmadan gidiyor deprem bölgesinde falan dolaşıyor. Göbeğini gezdire gezdire. Neyse sinirimi bozmayayım. Sersemlerle uğraşmaya gerek yok. Bakın bu fotoğraf İstanbul'daki riskli bölgeler. Turuncu bölgeler. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı tespit etmiş bu turuncu bölgeleri. Devlet değil. İşte... E Batı'da Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece'den başlıyor, Maltepe, Kartal'a kadar geliyor. Özellikle İstanbul'un güney Marmara kıyısına yakın bölgesi ve özellikle Avrupa yakasında olan bölgeler dikkat çekici. Yani esasen Bakırköy, Zeytinburnu falan yani burayı büyük ölçüde yerleşime kapatmanız veya belki tek katlı yapılaşmaya giderek... İlk büyük dönüşümü burada gerçekleştirmeniz gerekiyor. Avcılar, küçük çekmece, bahçeli evler, gün gören giremezsiniz yani. Şu anda bile araç girip çıkmakta güçlük çekiyor. Bahçelere, gün görene, bahçeli evlere, ne bileyim, Bayrampaşa, Haznedar. Deprem olduğunda ne olacak ki? Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet yasasıyla riskli ilan ettiği bölgelere bakıyorsunuz. Küçücük daracık bölgeler. Bakın biraz daha yaklaştırıp göstereyim. İşte Gazi Osman Paşa'da burası. Ok Meydanı da burası falan. Küçük küçük bölgeler. Çevre Bakanlığı. Yani kendine göre belli bölgeleri böyle riskli bölge ilan etmiş. Niye ilan ettiyse şu taralı bölgeler. Küçük küçük bölgeler. Ama e, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı turuncu bölgelerle göstermiş. Özellikle senin çevre bakanlığın hayır diyor Buralar riskli değil diyor. Niye? E çünkü orada arkadaşın şeyi var. Rantı var. Dağıtacağı e, kaynaklar var. Bu da İstanbul'la ilgili bir başka gene risk haritası. Bölgede kırılan fay hatları yeşille gösteriliyor. Doğudan batıya. Ama kırılmayan orta marmara fayı Orta Marmara Çukuru'nda kırmızıyla görülüyor. Orta Marmara Çukuru adalara kadar uzanıyor. İşte Tekirdağ'dan başlıyor. Kırılacak deprem beklenen fay hattı bu. Burada 7.2 demiş ama 7.5'a kadar bekleniyor büyüklüğü. Neyse dönelim Hatay'a. 5.8 Samanda, 6.4 Defne Türkiye saatiyle 20'de sallandı. Ve sarsıntı Hatay'a gelen fayın Böyle Mısır'a doğru, Suriye tarafına doğru devam eden kırığında Adana'ya doğru değil. Yani Hatay'ın üstünde fay geliyor. Bir kolu Adana'ya doğru devam ediyor ki Adana'da beklenen büyük deprem. Bir kolu da aşağı doğru iniyor ve o kol üzerinde olduğu deprem, Naci görür paylaşmış. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay-Adana'da bekliyorduk. Ne söylüyor zaten, anlatıyor, yazıyor. Adana ve Kıbrıs'ta dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor diyor. İşte biraz önce söylediğim şey yani Hatay'ın üstüne geliyor fay aşağı doğru kıvrılıyor. Bir de Adana'ya doğru gidiyor ki o da Kıbrıs'a doğru devam ediyor. Şimdi diyor burası diyor kırıldığına göre orada da olabilir. Ve orada da yıkılmamış as hasarlı veya orta hasarlı binaları yıkabilir. Daha ne söylesin? Gene devamla şunu söylüyor Naci Hoca. Malatya çevresinde Malatya Ovacık, Nazimiye, Karaköçen fayları üzerinde de benzer nedenlere dikkatli olmalıyız. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Herkes söylüyor, söylüyor, anlatıyor, anlatıyor fakat gel gelelim ya ilerleyemiyoruz. Yani gerçekten ilerleyemiyoruz. Nedir bu bilmiyorum. Yani bu bir yağmur gibi, bu bir gök gürültüsü gibi, tsunami gibi ne bileyim aşırı yani sert bir fırtına gibi falan bir afet çaresiziz bu konuda. Geldi mi yıkar geçer. Ondan sonra da biz yaralarımızı sarar devam ederiz. Yani böyle bakmamak lazım. Yani deprem böyle bir afet değil. Yani deprem afet değil zaten. Sonuçları itibariyle afet olması da insanoğlunun çabalarıyla oluyor. Başka bir nedeni yok yani. 9 Eylül Üniversitesi'nden Hasan Sözbilir paylaşmış. Antakya fayı bu strese dayanamadı kırıldı. Büyük deprem Antakya, Antakya fayını tetikledi diyor. Yani uzmanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Güven İslamoğlu konuyu öteden beri takip eden gazetecilerden biridir. <laughs> Dikkat ederseniz diyor fay Arap levhası boyunca ilerliyor. Diğer söylenen yerse Bingöl. Acil riskli binalar tespit edilip şimdiden boşaltılmalı. Şu andan itibaren İstanbul dahil deprem olmuş gibi hareket edilmeli. Bu cümleyi sevdim. İstanbul dahil deprem olmuş gibi hareket edilmeli. Yani dün İstanbul için yapılacakları sıraladım. Kararın ke kararınca yani kendi bildiğimce, kendi görgümce, bu kadar yıldır tecrübeme, tecrübeme dayanarak ama güzel bir cümle. İstanbul dahil deprem olmuş gibi hareket edeceksiniz. Deprem olmuş afet yaşanıyor gibi hareket eder, edeceksiniz. Yani riskli binalar hasar alması ne bileyim dokunsan yıkılacak binalar, kamu binaları, sevk ve idare toplanma alanları, konteynerlar, çadır, ihtiyaç maddeleri, konserve, su, öteki beriki neyse. 3 kişi hayatını kaybetmiş, 213 kişi yaralanmış, enkaz altında kalanlar var deniyor. Akşam saatlerinde de olduğu için sabahleyin olay biraz daha iyi anlaşılacak galiba. Tabi Suriye'ye, Lübnan'a doğru uzandığı için fay Suriye, Lübnan, Mısır'da hissedilmiş. O hattaki bütün ülkelerde de hissediliyor. Çöken binalar var diyor. Kuzey Suriye'de sahipsiz. Yani bölgede otorite yok. Çok sayıda gruplar var. Her bölgeyi, her şehri, her kasabayı bir grup tutmuş. Muazzam bir otorite boşluğu var. Haliyle dış yardımda son derece etkisiz ve yetersiz. 470 yaralıdan bahsediliyor. Çöken binalardan bahsediliyor. Başkan Esat da bölgeye ilgisiz. Böyle bir durum yani. Kuzey Suriye gerçekten fena. Türkiye'de belki hiç göstermiyorlar ama ben e, dünya televizyonlarını seyrediyorum. Özellikle BBC Sky'da. Görüntüler çok fena. Yani Türkiye'ye göre daha da berbat bir haldeler yani. Şimdi dönelim. Samandağ Belediye Başkanı diyor ki. Çadır meselesi. Çadır olmadığı için niye öyle yazdık? Çadır devleti bile değiliz. Şimdi oraya geliyoruz. Çadır olmadığı için evine giren vatandaşlar oldu. Belki bu yaşanan ölümlerin de buradan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çadır eksikliğimizin bir an evvel karşılanması lazım. 1. 2. Ali Babacan. Deprem bölgesine daha çok çadır göndermek için neyi bekliyorsunuz? 3. Şimdi bu da kurulan işte kent. Ümit Bektaş Reuters'tan çekmiş fotoğrafı. Samandağ'da çektiğim kamp görseli yorum yapmıyorum. Yani tsunami uyarısı falan yapılıyor. Mersin Valiliği falan falan Hatay'da tsunami uyarısı yapılan hemen plajın kenarına kamp yapılıyor. Yani böyle de bir şey, böyle de bir böyle de bir basiretsizlik var. Acayip bir şey. Ve eş zamanlı olarak Hatay'da devletin başı yok şuraya şu kadar bin yok şuraya bu kadar bin konut yapacağız diyor. Ve Mart'ta başlayacak bu diyor. Ya arkadaş çadır devleti bile değilsin. Çadır feryatları yükseliyor. Hem mevcut depremle ilgili olarak hem de dün iki, iki iki sarsıntıdan sonra hala hala çadır talebi karşılanmamış. Sen işte martta şu kadar konut yapacağım diyorsun. Şimdi o açıdan akıl uçmuş durumda. Batmış durumda yani sistem batmış durumda. 15 gün geçmiş, 16 gün, 17 gün geçmiş ve hala çadır temin edemeyen bir devletsin hala çadır feryatları yükseliyor deprem bölgesinde çadırın yoksa dünyaya ayağa kaldırırsın ve ta talepte bulunursun e kargo uçaklarına yükler gönderirler dünya zaten yardım yapmak için arzulu istekli yoksa senin depolarında acziyetini madem acziyetini de ifade etmek istemiyorsun kapalı kapılar ardında söylersin yığarlar bölgeye çadırı çadırın yok yahu çadırın Sonra işte Mart'ta başlayacağız. Orası da ayrı bir gar garamet. Hangi zemin etüdünü yaptın? Ya, yani şu anda yani inşaat başlanacak tarih midir? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Hasar tespiti, enkazı kaldırma, depremzedelerle ilgilenme, onların ihtiyaçlarını karşılama, her şeyle yani eğitim, sağlık, barınma, gıda, Tuhaf. Biz de söylüyoruz tabii anlatıyoruz. Fakat orada Murat başka. Orada niyet başka yani. Orada bir şekilde enkazı toplayalım. Şu kadar da inşaatı başlattık. Hadi bakalım. Elimizi kayıp çıkalım. Bunu görmek, bunu anlamak, bunu idrak etmek gerekiyor. Yani burada şunu söylemenin manası yok artık. Ya artık belli alanları insansızlaştırmak lazım. Belli alanları yerleşime kapatmak lazım. Belli alanları yeşil alan yapmak lazım. Yani veya belli alanlardaki mahalleleri artık başka bir yere taşımak lazım. Daha zemini güçlü olan yerlere orada işte bilim insanlarının yapacağı çalışmalar sonrasında ona uygun belki yapılaşmalar falan yapmak lazım. Bunlar için aylar süren çalışma gerekli falan filan demeye söylemeye gerek yok. Çadırınız yok yahu çadırınız. Sonra işte böyle şey altında Olağanüstü koruma önlemleri altında Bahçeli ile Erdoğan bölgede böyle boy gösteriyor. Baktım, taradım. Haber vermemişler kimseye. Erdoğan'la Bahçeli'nin bölgeye gideceği, gidecekse ne zaman gideceği hiç belli değil. Sır gibi tutulan, saklanan bir e, e, ziyaret. Niye? Orada sürprizle karşılaşmak istemiyorlar. Kontrol dışı bir hareketle karşılaşmak istemiyorlar. Bahçeli zaten Erdoğan'ın kanatları altına sıkışmış. Öyle gidiyor. Yani memleketine bile gidemedi. Çadır devleti bile değiliz. Çadır. Aynı Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü Ankara'da. Burada da çok söylenecek şey var. Ömer Murat çok güzel yazmış, e, diplomasiyle ilgili, özellikle Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili konuları gerçekten yakından takip ediyor. Amerika Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor elbette depremle ilgili taziyelerini sunmak ve işte ne yapabiliriz falan demek için filan bölgeyi dolaşıyor Türk Dışişleri Bakanı'nın mihmandarlığında. Halbuki yani muhatabı Türk Dışişleri Bakanı değil mi yani zaten dikkat ederseniz karşılamaya da kimse gitmiyor sadece işte alt düzeyde Amerikalılar falan filan gidiyor artık hani mütekabiliyet falan uyguluyorlar o konularda. Fakat Türkiye Cumhurbaşkanı kabul etti deniyor niye Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşüyor? Türkiye Dışişleri Bakanı Amerika'ya gittiğinde Amerika Dışişleri Amerika Başkanı ile görüşüyor mu? Hayır görüşmüyor. O açıdan da işte öyle ancak büyük devlet dünya lideri diye öykülürsünüz. Gerçekten öyle. Geçelim. Amerikan Dışişleri Açıklaması'nda da Ömer Murat yazmış. İki lider bir araya geldi falan diyor. İşte filan. yani e, Amerikan Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi falan demiyor. Müsavi görüyor, eşit görüyor. Ve sonra da işte yardım istemiş Erdoğan. Amerika işte yardımları organize edecek ne yapabileceğiz, ne yapabiliyoruz işte bakacağız falan filan gibi bir açıklama yapmışlar. Bunu da söylemiyorlar, saklıyorlar. O arada dünün gündemiydi Biden atlamayalım Kiev'e gitti. E, haber verilmemiş bir ziyaret etti. E, niye haber verilsin ki zaten savaş altında bir ülke. E, Biden ayrıldıktan sonra fotoğraf ve görüntüler e, servis edildi. E, yıl dönümünde Ukrayna işgalinin Putin'in Ukrayna işgalinin yıl dönümünde Kiev'e gidip gövde gösterisi yapması önemliydi. E, bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü ama fena halde yanıldı diyor Putin'e Biden. Bakalım kim daha dayanıklı çıkacak bilmiyoruz. İzleyeceğiz göreceğiz ama e, bahsedeceğim bilsem görüntüsünü getirirdim bulursanız seyredin. Zelenski'nin Biden'a sarıldığı anlara bakın. Adeta babasına sarılır gibi. Bakalım iş nereye gidecek Ukrayna'da bir yılı doldurdu. Bir önceki yayında söylemiştim. Ukrayna bir yılda savaşta ne kaybettiyse hemen her anlamda Türkiye bunu bir gecede yaşadı. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Tekrar depremle ilgili gündeme döndük. Yalçın Karatepe paylaşmış, mühim bir ekonomist. Ankara'da kiralık ev piyasası çıldırmış, kiralar son bir haftada ikiye üçe katlanmış, ev sahipleri acayip taleplerde bulunuyor. Nedenini sorunca depremzedeler çok deniliyor. İşte bu da ayrı bir fırsatçılık. Diyorum ya depremin olmadığı yerde toplum devreye girer, toplumun olmadığı yerde devlet yarar. Burada ikisi de yok. İkisi de buradan çıkar sağlamaya çalışıyor. Ağzıma kötü kötü laflar geliyor da yutuyorum yani duraksamam ondan. Sevgili Ankara, Konya ve çevre iller, size yalvarırım kiraları artırmayın. Eskiden bizim de evlerimiz vardı, düşmez kalkmaz bir Allah. Hala ev tutamadım, ailem orada yanıma alamıyorum. Lütfen biraz sabredin bizler için. Neymiş devlet nerede diyenleri defterlerine yazıyorlarmış. En başa beni yazmazsanız şerefsizsiniz demiş. Ünlü oyuncu, tiyatrocu Orhan Aydın kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybetti. Defnetti. Büyük acı gerçekten. Allah hiçbir babaya evladını evlat acısı yaşatmasın demiş. Başka tweetlerinde de var. Yanan bir yürekten yükselen çığlık. Yani ben desem bir şey ifade etmez. Neymiş? Devlet nerede diyenleri defterlerine yazıyorlarmış. En başa beni yazmazsanız şerefsizsiniz diyor. Evet. Vatandaş. Borsa İstanbul'da çimento ve çelik üreticilerin hisseleri %10'a kadar yükselmiş. Fırsatçılar, fırsatçılık hemen her yerde. Çok güzel bir hukuki uyarıyla bitireceğiz bugün manşeti. Arzu Yılmaz paylaşmış. Yıldız paylaşmış özür dilerim. Mustafa Erdoğan hukukçu, mühim bir hukukçu, profesör, doktor. Türkiye'nin yetiştirdiği gerçekten mühim hukukçulardan biri. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin 1943 tarihli kararını atıfta yap, bulunuyor. Tam 80 sene önce, tam 80 sene önce. Yani bunu plaka yapıp şey yapıp bir plakaya yazıp tabelaya yazıp devlet kurumlarının özellikle adalet kurumlarının üzerine asmak gerekiyor. Hiçbir üst düzey veya küçük memur siyasette, milliyetçilikte, dinde veya başka bir kanaat meselesinde doğrunun ne olduğunu yurttaşlara buyuramaz ve onları Buyurulan doğruya inandıkları sözlü veya eylemli olarak... ...açıklamaya zorlayamaz. Muazzam bir laf, müthiş bir laf. Budur yani. Budur. Hiçbir üst düzey, en tepeden en alta kadar... Küçü, ...küçük memur yani küçüğünden büyüğüne hiçbir devlet görevlisi... ...devlete çalışan hiç kimse... ...siyaset, milliyetçilik, din başka bir kanaat meselesinde... ...doğrunun ne olduğunu yurttaşlarına buyuramaz veya onları buyurulan doğruya inandıkları sözlü veya eylemli olarak açıklamaya zorlayamaz. 80 sene önce Amerikan Yüksek Mahkemesi koymuş. Bunun bütün hukuk binalarına asılması lazım. Diyoruz ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Tekrar geçmiş olsun özellikle Hatay ve yöresine. Bölgeyi bilirim. Çokça gittim geldim. Çukurovalıyım. Yakın bölge, sarsılan bölgelerde benim de yakınlarım var, tanıdıklarım var. Hoş başlarına bir şey gelmedi, aman da gelmesin ama... ...çok yakınlarımda hayatını kaybedenler, yaralananlar, enkaz altında kalanlar var. Ailesinde 50'ye kadar insanı kaybedenler var tanıdıklarım içinde. Burada bile kaç eve taziyeye gittiğimizi bilmiyorum. Kaç kişiye başınız sağ olsun, geçmiş olsun dediğimizi hatırlamıyorum. Çok sayıda. Bütün Türkiye'yi ve... Dışarıdakileriyle beraber insanları etkiledi. Herkes acısını içine atıyor, öfkesini içine atıyor. Sözler boğazlarda düğümleniyor ama konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Depremi gündemden düşürmeye ve bir biçimde hayat devam ediyor. Rutine dönelim, normale dönme, dönelim falan. Bunu denemeye çalışıyorlardı. Son hatay sarsıntıları bu heveslerini de kursaklarında bıraktı tüm sistem mekanizma neyse tüm aygıtları itibariyle devletin çöktüğü, battığı ve mevcut yönetimle ayağa kalkmayacak, kalkamayacak, kaldırılamayacağı ortada. Umarım bu bir toplumsal uyanmaya, eski kelimeyle intibaha yol açar ve bundan sonrasında hem yaralarımızı sarar hem de yıkılmış sistemi, devleti, toplumu, sosyal düzeni neyse tüm kurum kurallarıyla Mekanizmalarıyla en sokaklarına kadar inmiş yerel örgütlenmesiyle belli alanlarda restore belli alanlarda yeniden inşa etme imkanı olur önümüzdeki yıllarda en azından bu bizim sonraki nesillere borcumuz olsun bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.